px ve qx polinomlarının x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 3 ve 5'tir. O zaman p 2 eksi 3 ve q 2 5'tir. Sorumuza bakalım. Burada verilen bu ifade yukarıda verilmiş olan p2 ve q2 ile alakalı işlemler yaptıracak bize. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7 demiş. O zaman x eksi 1 dediğine göre bunu sıfıra eşitleyerek x eşittir 1 yazarız. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda sonucun 7 olduğunu söylüyor. Yazalım. 1 çarpı p2 eksi 2t çarpı q2 eşittir 7. P2'nin değeri eksi 3. Q2'nin değeri 5. Hatta önünde de eksi 2 T'si var. İşlem sonucumuz 7'ymiş. O zaman eksi 3 eksi 10 T eşittir 7 olur. Eksi 10 T eşittir 10'dur. Ve T değeri buradan eksi 1 olacaktır.